Sevgili Kadıköy Sokak Ailesi, birlikte 30 bin olduk. Nice 30 binlere tekrar tekrar teşekkürlerimi sunarak videomuza girişi yapayım. Uçak videosu yani uçak introsu ne anlama geliyor? Bu videoda Kütürük Eriği gibi transfer duyumları duyacağınız anlamına geliyor ve bu e, videonun baştan sona transfer içerdiği e, kendinize de dikkat etmeniz gerektiği anlamını taşıyor. Niye kendinize dikkat edeceksiniz? Çünkü bu videolarda bazen özel duyumlar yer alabiliyor ve özel duyumlarda direkt arkadaşlar özel duyum şudur diye değil işaretlerle ya da çeşitli anlatımlarla yer alıyor. Başlayalım. Enner Valencia için transfer açıklaması. Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek isimlerden biri Valencia ve menajerinden transfer açıklaması gelmiş. Ekvatorlu golcünün menajeri Charlo Vargas Valencia'nın geleceği için Cuma günü Cuma namazından son e, yok. Cuma günü karar vereceklerini söylemiş. Namaza gitmeyecekler herhalde. Değil diye biliyorum. <laughs> Cuma günü Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Olası bir sözleşme yenilemez için önceliğimiz her zaman Fenerbahçe oldu ama aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan takımlarla da görüşmeler yaptık demiş. Dubai ve Suudi Arabistan'daki seçenekleri geri planda bırakıyoruz. Bugün Enner Valencia için en önemli şey futbol. Enner 33 yaşında ve yaşına rağmen kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Milli takımda da oynamaya devam etmek istiyor ve alınacak karar daha çok bununla ilgili olacak. Ekonomik durumu bir kenara bırakmayacağız ama onu milli takıma yakın tutacak sportif yönüne öncelik vereceğiz demiş. Internasyonelle ön protokol imzaladığı iddiaları vardı. Bu sezon 45 maça çıktı. 32 gol 7 asist. Yani inanılmaz bir istatistik. Ben şunu söyleyeyim. 33 yaşındaki bir futbolcuysam ben yani daha fazla 36 yaşında bir futbolcu, 33 yaşında futbolcuysam Dubai, Suudi Arabistan benim için daha önemli şeylere sahiptir. Daha 20 yaşında bir futbolcuysam tabii ki de kariyerimi sürdüreceğim bir yer hedeflerim. Daha iyisi olmak için hani meydan okumaları tercih ederim ama bunu söyleyeyim. Ne diyor menajeri? Hani milli takımda tutacak şeyler 33 yaşında. Dubai Suudi Arabistan'ı geri plana bırakıyoruz falan filan diyor. Fenerbahçe'den istediği kontratı alamadı. Bir kere onu söyleyin. Yani bu şartlarda Fenerbahçe'nin devam etmesi imkansız ihtimal. Bizim şartlarımızı kabul ederse devam eder mi? Devam eder ama ben istemiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Evet Valencia iyi bir futbolcu. Galatasaray'dan özet olarak söyleyecek olursak bir Icardi ayarında değil, bir Mertens ayarında. Belki de hani ikinci sıradaki isim ayarında diyeyim. Anlatmak istediğimi tam olarak belki ifade edemeyeceğim ama ya da eski Fenerbahçe'ye bakarsan senin hani az forvetin kimdi? İşte Panoydonk, Anelka'yı falan aldın. Üçüncü sırada kimdi? Semih Şentürk. Semih de iyi futbolcuydu, iyi forvetti ama hani bunlarla baş edecek isim değildi. Ben Valencia'nın Fenerbahçe'yle hani bu kalibrede futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Aklıma gelmişken arkadaşlar merakımdan soruyorum. Icardi'nin kaç golü var? Bu gollerden kaçı penaltı golü? Niye biliyor musunuz bak? Galatasaray taraftarı adı soyadı kadar yani TC kimlik numaraları kadar ezberlerinde biliyorlardı Valencia'nın kaç golü var, kaçı penaltı diye. Fenerbahçe taraftan hiç bu yok ya. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Uzun lafın kısası bu şartlarda Valencia'yı beklemeyin. Fenerbahçe'den zorunlu satın alma Gustavo Henrique. Şimdi arkadaşlar beni dikkatlice dinleyin. Yani şimdi başta da muhtemelen bunu koyacağım. Çünkü bir çöp Fenerbahçe için bir çöp. Sezon başında kiralandı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı Gustavo Henrique. Ve e, Jorge Jesus'un isteğiyle alınan e, Gustavo Hernike'nin bon servisini alıyor Fenerbahçe. SBT Rio muhabiri Benekasak Rangan denin haberine göre Gustavo Hernike Flamengo'ya dönmeyecek. Fenerbahçe kısa süre içerisinde kadrosuna katacak. Bon servisini alacak. 30 yaşındaki stoperle 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşmesinde bir madde vardı diyor. Bakın. Şimdi buraya kadar bütün hepsi Mustafa Hoca'nın duyumlarını doğruluyor. Bak hepsi benim duyumları doğruluyor. Bak sözleşmesindeki madde. Dizinden sakatlanmaması durumunda 1.4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu şeklinde. Sezon başında 1.4 milyon euroya kiralandı diyor. Ee, Şimdi de 23 maça çıktı. 3 gol 2 asist. Şimdi bu, bunların hepsi benim duyumlarımı doğruluyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Hepsi doğruluyor. Bakın öyle yarısı falan filan değil. Benim bütün duyumlarımı doğruluyor. Zorunlu satın alma opsiyonu doğruluyor. Dizinden sakatlanma olursa alınmayacak doğruluyor. Ama şu 1.4 milyon Euro'luk olay biraz karışık. Önce onu söyleyeyim. Şimdi ben özellikle ve özellikle şunu belirteyim. Gustavo bon servisi alınacak. Ama 1.4 milyon euroya alınacak Gustavo Henrique için 1.5 milyon euroluk ve 2 milyon euroluk resmi teklifler var desem inanır mısınız? İyi hocam 1.4 kiralama bedeli verdik mi? Benim bilgim dahilinde vermedik arkadaşlar. Yani benim bilgim dahilinde 1.4 kiralama bedeli vermedik. Ee, hani ama sosyal medyaya göre verdik. Hakkınızı helal edin. Yani belki benim duyumlarım yanlıştır. Bunu söyleyeyim. Gustavo Henrique önümüzdeki sene Fenerbahçe'de olmayacak. Evet Ali Koç Fenerbahçe'ye bir çöp daha almış olacak. Ama alındığı maliyetin üstüne gitmiş olacak. Bu niye yarayacak? Bu şuna yarayacak. Gustavo Henrique'yi 1.4'e almış olsan geçen sezon, sezonki kurla belki 12-13 liradır o zamanki döviz kuru çok çok bilmiyorum. Belki bu sene 21-22 euro kuruyla ya da dolar kurunu düşünürsen 21 civarında bir kurla ödemiş olacaksın. Ama yine kâra geçmiş olacaksın. Mantıksal olarak bunu da ne sayarsanız. Fenerbahçe'ye transfer önerisi Serdar Azmın. Haberi okumadan şunu söyleyeyim. Serdar Azmın çok iyi bir Fenerbahçe taraftarıdır. Hadi lan Diyeceksiniz. Çok iyi bir Fenerbahçe taraftarıdır. Türktür Serdar Azmın. Alan <laughs> İranlı adamı bilmesek Türk diye yutturacağım. Sen de Kayserli'sen boyayıp satacaksın. Serdar Azmın Azerbaycan Türküdür. Çok iyi bir Fenerbahçelidir. Aksini iddia eden herkes de formasına iddia ediyor. Hatta şu formasına iddiaya girerim istediğiniz yerden de yani kanıtlarım da ben onu da söyleyeyim size. Serdar Azmın menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerilmiş. E, ee, gerçi haberde de diyormuş Türk asıllı İranlı golcüsü Serdar Azmın kulüpten ayrılma kararı aldı. İranlı gazeteci Atam Şirin haberine göre Çabi Alonso'nun göreve gelmesi sonrasında e, türü alan ancak düzenli bir şekilde ilk 11'de 90 dakika forma giyemeyen Azmın ayrılık kararı aldı. 28 yaşındaki futbolcu menajerini bana kulüp bul dedi. E, menajer de Fenerbahçe, Olimpik Marsilya, Olimpik Lyon'a önerdi. Ancak 3 kulüpten de şu ana kadar geri dönüş olmadı diyor. Azmun, açıklayın mı? 2022 Dünya Kupası var arkadaşlar. Dünya Kupası'nda açıklama yaptı. Fenerbahçe'yi çok seviyorum diyor. Bana daha önce de teklif yapmışlardı. İleride bir gün inşallah Fenerbahçe'de oynarım diyor. Leverkusen'in Ocak 2022'de 2,5 milyon euroya Zenit'ten transfer ettiği Azmun, 32 maçta bu sezon 4 gol 4 asist yapmış. Şimdi az önce ben dedim ya hani Serda, e, Valencia için hani e, Mertens sıralamasında diye. Yanlış anlamayın ama Serdar Dur, Dursun sıralamasında anca olur bu Serdar Azmın. Çünkü piyasa değeri 12 milyon euro. Bayer Leverkusen'e bugün beni futbolcu olarak koy. 1-2-2,5 milyon euro yazar benim hanemde. 36 yaş falan. Göbekli, Kayserli falan. Şimdi oyuncu 28 yaşında. İranlı yani tam olgunluk döneminde bu sezon Bundesliga gibi birlikte ee, hani 32 maç 4 gol 4 asist ama 1149 dakika arkadaşlar. Ya 900 dakika bir maç 1080 dakika şey, 12 maç 13 maça çıkmış 4 gol 4 asist gibi düşünün. <laughs> ben şunu söyleyeyim. Serdar Azman'da beni rahatsız eden en büyük şey şu. 30 Ocak 2022'de Zenit'ten Kuzen'e 2,5 milyon euroya gelmesi, 25 milyon euro piyasa değeri yazarken gelmesi. Tabi Rusya'daki karışıklıklar falan malum. Fenerbahçe'de hocam belki Fenerbahçe'ye gelse bir Icardi performansı gösterir. 68 İran milli maçına çıkmış 41 gol atmış. Hani İran milli takımına bunu yapan adam. Allah bilmiyorum. Yani kararı takdiri size bırakıyorum. Olur mu olmaz mı? Siz karar verin. Şu bir gerçek. Düşük yıllık ücretle İkinci forvet alınabilir. Bak. Ya Pedro'yu 7 milyon euroya okutsan. Batshuayi'yi de 12 milyon euroya okutsan 19 milyon euro. 19 milyon euro. Firmino'yu çektim. Serdar Azmur'u da ikinci forvet çektim. Serdar Dursun'u gönderdim. Thiago Çukur'da üçüncü forvetim. Ben tek forvetli sisteme döneceğim dersen müthiş bir sistem olur. Müthiş bir taktik olur. Hocam Serdar Azmur'la işte Firmino aynı yapıda mı şöyle böyle. Ben sadece söyledim. Yani bize bir tane kütür kütür forvet. Forvetin yanında ikinci forvet olarak alınabilir. O yüzden Serdar Azmun'un gelmesi için iki forvet alınması lazım. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişim. Fenerbahçe iki transfer müjdesi birden. İskoç ekibi Rangers Fenerbahçe'nin gündemine yer alan Ryan Kent ve Alfredo Marolas'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Arkadaşlar üzülerek ağlayarak belirtmek istiyorum ki bu haber %100 doğru. Hocam niye ağlıyorsun? Ryan Kent kötü futbolcu mu? Samatta'nın dandik hali Alfredo Morales. Şimdi Glasgow Rangers, Ryan Kent, Alfredo Morales, Scott Arfield, Philip Allender, Alan McGregor'ın takımdan ayrılacağını açıklamış. Kulübün açıklaması sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan bu 5 futbolcuyla yollar ayrılacak. Mükemmel katkıları sonrası camiaya teşekkür ederek kariyerlerine başka takıma devam etme kararı aldılar demiş. Şimdi Alfredo Morelos'a ve Kente Fenerbahçe'nin ilgisi malum. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi Kent'in anlaşma şartları var. Morelos'un da anlaşma şartları var. Haberde var. Bu. Şimdi Ryan Kent İngiliz oyuncu İskoçya takımından 1 milyon euro kazanıyormuş. Bana gelene göre 750 mi 850 mi kazanıyordu. Bu nedenle görüşmeleri bu ücretten başlatan Kanarya zamanla fiyat arttırmana gidip 1.7 milyon euroya kadar çıktı. 1.2'ye çıktık arkadaşlar. Fenerbahçe hakkında araştırma yaptı, İstanbul'da yaşamaya sıcak baktı. Kendisine önerilen rakamı kabul etti. 3 artı 1 yıllık sözleşmeye el sıkıştı. 1 yılda opsiyon kulübün şartlarında yani kulübün elinde. Arkadaşlar bu duyum %1 milyon doğru. Ben bu duyumun %1 milyon doğru olduğunu söyleyeyim size. Ha Fenerbahçe son anda vazgeçer mi? Allah bilir. Morelos için şartlar zorlanacak. İngiltere'de Everton'ın da ilgisi olan Morelos için şartları zorlama kararı aldım. Geçen sezon Rangers'ın Avrupa Ligi'nde finale çıkmasına büyük pay sahibi Kent ve Morelos. Fenerbahçe'nin hücum hattı olacak diyor. 26 yaşındaki Ryan Kent Rangers formasıyla 218 maç 33 gol 57 asist. 26 yaşındaki Morelos Rangers formasıyla 268 maç 128 gol 58 asist. Şimdi ben Morelos'a niye soğuğum onu da anlatayım arkadaşlar. Arkadaşımız Kolombiyalı. 1.77 boyunda. Aslında savunma arkası koşulları yapabilecek isim. Ben size bir şey söyleyeyim. Adım soyadım kadar eminim. Kadıköy sokakta şurada 30 bin yazdığı kadar eminim. Biz Morelos'u alırsak kırma kanat yaparız. Asla as forvet oynatmayız. Kırma kanat yaparız. Bu bir. İkincisi Morelos da avcı değil toplayıcıdır. Yani birinci forvet değil ikinci forvettir. Morelos'u da alıyorsan benzer ayardaki bir Firmino, bir Musa Dembele'yi çekmek zorundasın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Morelos'un önüne Firmino'yu çektin. Arkasına Morelos'u koydun. Hani az önce bir hayal ürünü 12 milyon euroya Batshuayi 7'ye ye Cao Pedro'yu sattırdım ya. Bunları sattırmışken Cao Pedro'yu de bir 5'i okuturum. kadar üretmişken hayali bir 5 ona okutayım. 24 milyon euroluk bir gelir elde ettin. 3 futbolcu sattın. Morelos sözleşmesi bitiyor. Bedava. Çok güzel. Firmino sözleşmesi bitiyor. Bedava. Peki Ali Koç'ta bu zeka var mı? Bu futbol aklı var mı? Bak 24 milyon euro çektim mi o servis? Valencia'dan falan çıktın. Hatta iki de Serdar Dursun'dan alalım. 26 olsun. Thiago Çukur senin oyuncun. Morelos bedava. Firmino bedava. 26 milyon euroya. Bunlardan çıkıp bunları alma imkanı olan adam alır mı? Almaz. Ben Ali Koç'u tanıyorum. Alsan olur. Firmino, Morelos Thiago Çukur. Atiago Çukur bunların tanımına uymayan bir forvet. O da ayrı mesela ama en azından doldur boşalt, cart çurt falan filan yapabilirsin. 45 maça çıkmış bu sezon Morelos. 12 gol 7 asist. 2283 dakika. Yani Mustafa Hoca tabiriyle aşağı yukarı 25 maç. Aşağı yukarı arkadaşlar. 25 maçta 12 gol 7 asist. Ama oynadığı lige de bakarsan. Hani bizim lig için söylüyorum 25 maçta 6 gol 4 asist falan yapar sizi tatmin eder mi bilmiyorum. Ama hızını süratini kullanabilecek olursan mantıklı bir hamle mi? Bak peşin peşin söylüyorum. Biz bunu alır kanat oynatarız sonra da deriz ki kanada gerek yok. Korkum bu. Umarım şimdi daha net anladınız. Ama ben bir şey söyleyeyim. %100 doğru hem Morelos'un şartlarını konuştuk hem Ryan Kent'le imza aşamasındayız. Bunlara yani buna da %100 doğru olarak duyum olarak ekleyeyim size. Jesus'tan transfer raporu diye bir haber var hani neresinden başlayacağım bilmediğim bir haber. Takımdan ayrılacak isimleri belirlemiş. Hangi bölgeye transfer yapılması gerektiğini falan söylemiş. Bir yıl daha İstanbul'da kalacak mı? Daha belli olmayan teknik direktör için bunları söylemiş. Ali Koç sezon sonu görüşelim demiş. Hangi bölgeye kaç isim lazım? Mesela Livakovic. Jesus da Livakovic'i ister. Bugün Jesus'u kovsan, misal veriyorum. Löv'ü de getirsen, İsmail Kartal'ı da getirsen ister. Ryan Kent her konuda masaya oturuldu. Her konuda anlaşma tamamlandı hani buradan dönmesi artık benim için mucize olur. Onu söyleyeyim. Livakovic zaten malum. Morelos malum. Ama tekrarla söylüyorum. Eğer Fenerbahçe Fenerbahçe olmak istiyorsa Firmino çekmek zorunda. Wilfred Zaha çekmek zorunda. Yani Wilfred Zaha çekmek zorundasın abi. Yani hiç kusura bakma. Ulan İrfan Can'dan falan medet bekliyorsun. Rossi'den medet bekliyorsun. Sözleşmesi bitiyor. Zaha çek. Kendi de yedeği çek ya da diğer kanatta oynatırım de. 2. Firmino çek 3. Morelos çek 4. Livakovic'i çek 5. Bekao'yu çek 6. E, ee, Nebi Keita da boşa çıkıyor 7. Al sana kötü. Bak 7 tane transferle. Bak 7 transferle UEFA'da kupaya talipsin. 7 transferle UEFA'da kupaya talipsin. Yalansa bana yalan diyeyim. Sağ kanatta Emre Mor oynatırsın. Arda Göler oynatırsın. İrfan oynatırsın. Zorlasan beni bile oynatırsın. Mert Müldür falan konuşuluyordu mesela bir Mert Müldürü alsan ama o sayıyı gönderirsen, o sayıyı göndermeyeceksen zaten verdi o sayi insana yeter. Ee, bu şartlarda düşündüğün zaman durum bu. Şimdi Fenerbahçe taraftarı çıldırmasın. Mustafa Erneke'yi aldı diye. Bana en çok gelen yorum şu şekilde. Hocam, tamam seni seviyoruz sayıyoruz. Ee, yağlama kısmını geçelim. En çok gelen yorum şu şekilde. Seni de kandırıyorlar. Bu Ali Koç bunları yapmaz. Ali Koç Firmino falan almaz. Gider Morelos'u getirir der ki bu benim Firmino'm. Yeni Firmino der. Seni de kekler. Bizi de kekler. Allah şahidim inancınız olsun. Kaç kişi yani kaç farklı yere bakıyorum. Kaç farklı yerden görüş alıyorum. Diyorum ki acaba ben mi kanıyorum. Bakın bundan önceki sezonlarda tamam Ali Koç. Polyanlacılık yaptırıyordu bana ve benim gibi birçok duyumcuya. Doğru. Doğruya doğru. Poliyanlacılık yaptırıyordu bize. Şu, şu gelecek, bu gelecek. Şöyle böyle. Düşündüğü zaman Luan Perez, Caio Pedro, Batu Şuhayi. Boş isimler değil. Bak Arao'yu bile bugün taraftar e, sinesine sarmış durumda. E, Ferdi coştu, o Osai coştu. Alioski daha iyi çıksaydı bence Fenerbahçe kadrosu o kadar da kötü bir kadro değil. Ne kadar da yerin dibine soksanız da. Ama bu sezon, hani bir laf var anam avradım olsun diye bir laf söylüyorlar. Ali Koç çevresine anam avradım olsun en az 3 tane dünya cönlü yıldız alacağım diyor. Bunu Ahmet Ercanlara da söylüyordur. Bunu 12 numara Mehmet'e de söylüyordur. Bunu Lake of Tears'a da söylüyordur. Bunu Elif Buse'ye de söylüyordur. Langa da langa yok o değil Elif Buse araçtan bahsediyorum. Ya yani bunu herkese söylüyordur. Yani bu çevresindeki herkes bunu biliyor. Financial Fair Play bitti. Sponsorluk anlaşmasıyla işte ben sponsor olarak futbolcuyu getiriyorum deme maddesi var. Hani taraftarının gözünde Erden Timur bütün futbolcuları kendi cebinden vererek almış ya. Yakında görürsünüz. Nereden verip almışlar yakında görürsünüz. Yani yakında görürsünüz. O gördüğünüz zaman da şey. Geçen biri diyor ki e Ertuğrul Taş 3 kadar paraya sattılar. Fenerbahçe transfer hüllesi yaptı diyor. Bunu diyen Galatasaray'la. Diyor ki transferde kim yanlış şey verdiyse küme düşmesi lazım. Menajer ücretini araştırsın bakalım. Galatasaray kaçta kaç göstermiş? Ve kurala baksın. Birinci kuralda ne yazıyor? E, %5 bile yanlış göstersin. Küme düşme. %4000 Yok %4000 4 Evet evet 4000. Yani atıyorum 4 milyon euro ödeyip 10 milyon şey 10 bin euro göstermek. Ya da 1000 euro göstermek. Neyse. Uzun lafın kısasın. Ali Koç çevresine yeminler ediyor. En az 3 tane dünya cönünü yıldız alacağım diyor. Bir Roger da dahil menajerleri çağırıyor. Bak şu an her şey çok güzel gidiyor. E, Jesus'un önümüzdeki sene kalma ihtimali şu an itibariyle daha da yüksek. Çünkü alınması muhtemel isimlerle açık söyleyeyim ben bile şampiyon yaparım. Jesus'la bu takımın Avrupa'da başarı isteniyor. Ali Koç kafa yaşını koymuş bak. Şampiyonlar ligine Bugün Galatasaray'da, Fenerbahçe'de şampiyon olsa 8 tane maç yapacak. Birinci ön eleme turu 2, ikinci ön eleme turu 4, üçüncü ön eleme turu 6, playofflar 8. 8 tane maç yapacak. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray bu tempoyu kaldıramaz. Ali Koç da diyor ki bu tempoyu kaldıramayacağız madem biz indirelim diyor. Neyi indirelim diyor? Hedefi indirelim. Şampiyonlar Ligi'ne gidip şöyle böyle yapacağına UEFA Avrupa Ligi'ne git grupta full çek. Arkadaşlar az buz değil. Bizim UEFA'dan herhalde gelirimiz 12-13 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ne geçen 20 milyon euro alacaksın. Maç kazanırsan, cart yaparsan, curt yaparsan bilmem ne kadar alacaksın. ve Mecbur oraya transfer yapmak zorundasın. Şimdi şu saydığım adamları al. Ligde de uçarsın. Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'nde gruba kal. 6 maçtan gruptan lider çık. Bir sonraki turu geç. Bir sonraki turu geç. Çeyrek finalin kapısına dayan. Alacaksın yine 12-13 milyon euro. 25 değil de 13 milyon euro almış olacaksın. Bir, bir sonraki tura geçersen zaten 17-18 lira vurmuş oluyorsun. Marketing geliriyle birlikte 20'yi geçiyorsun. Yani Ali Koç'un kafasındaki düşünce bu. Haberiniz olsun. Ama ben de şunu söyleyeyim. Somut bir adım görene kadar bana da inanmayın. Somut bir adım. Nedir somut bir adım? Wilfred Zaha. Anlaşıldı. Kap açıklaması. alsına kap açıklaması. Buna kadar inanmayın. Ha Ryan Kent ve Livakovic için şunu söyleyeyim. Rian Kent'in Ryan Kent'in hem kendisine hem menajerine her konuda anlaşıldı. Sadece kapı açıklaması kaldı. Duyumu var. Livakovic'in kendisiyle menajerle anlaşıldı. Kulübü de bir şekilde 4 milyon euroya ikna edilecek anlaş ee, şeyi var. Duyumu var. Bilginiz olsun. Ben bu ikisine hemen hemen kefilim. Yani sosyal medyayı da görüyorsunuz zaten. Ama Zaha konusu biraz uçuk. Ama alman gereken Zaha. Bak Firmino, Keita. Ne bir Keita? Zaha. Üçlü. Al sana. Al sana şekil değiştiren bir Fenerbahçe. İyi de hocam. Valencia iyi. Bak şu iyi. Bu kadar gol atmışken Firmino'ya gerek var mı? Allah'ın vasatı. Çık lan. Çık. Senin beğenine de ihtiyacım yok. Çık. Çık defol. Ya ben sana diyorum ki hani coğrafyalardan e, hani coğrafya sorusu soruyorum. Sen bana diyorsun ki Fenerbahçe sene Ya ben sana UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen bir Fenerbahçe kadrosu kuruyorum. Ligde Hakemleri de yenecek bir kadro kuracak. Fenerbahçe kadrosu söylüyorum. Sen bana ne söylüyorsun? Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Bir de şunu belirteyim. Futbolcu çöplemeyi bırakın. Takımımızdaki futbolcuları öve öve bitiremeyin. Çünkü çok fazla giden futbolcu olacak. Bir sirkülasyon 16 sirkülasyon bekliyorum. Giden artı gelen. Ama 24'ü bulabilir. Giden artı gelen sayısı 24 futbolcuyu bulabilir. Bunu da unutmayın. Görüşmek üzere. Bir beğeniyi çok görmezseniz sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.